Akdeniz'de bu hafta. Yapacak daha çok işimiz var. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle ve esnaf gezileri kapsamında 3 Ocak ve Yeni Mahalle'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara seslenen Başkan Gültak, adayların belli olduğunu belirterek, "Akdeniz'de 5 yıldır yaptıklarımız ortada. Daha yapacağımız çok iş var. Bundan sonra takdir vatandaşımızındır. Akdeniz'de yeniden görev alarak yarım kalan işleri tamamlamak için desteklerinizi istiyorum," dedi. Başkan Gültak tekstil çalışanlarıyla buluştu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak seçim çalışmaları kapsamında kentte faaliyet gösteren tekstil atölyelerini ziyaret etti. Tekstil firması çalışanlarıyla sohbet eden ve kadın çalışanlara karanfil dağıtan Başkan Gültak, "Akdeniz'de artık huzurun olduğunu dile getirerek, Akdeniz'de en büyük sorunumuz huzurdu, çok şükür 5 yıldır Akdeniz'de artık huzur, barış ve kardeşlik var," dedi. Akdenizli kadınlar hem üretiyor hem kazanıyor. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sanat Evleri'nin kurslarına katılan kadınların el emeği, göz nuru eserleri, biçki, dikiş nakış ve oyma işleri, kıyafet ve çantalar, el işi örme oyuncaklar, takı ve aksesuarlar, kentin en büyük alışveriş merkezlerinden birinde açılan sergide beğeni ve satışa sunuldu. 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yaklaşık 3000 ürünün sergilendiği ve 4 gün süren sergiden elde edilen tüm gelir kursiyer kadınlara ulaştırıldı. Akdeniz'de Hüseyin Kağıt Rüzgarı. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Huzurkent Mahallesi'nde düzenlenen konserde sevilen sanatçı Hüseyin Kağıt sahne aldı. Her yaştan vatandaşın ilgisi altında renkli görüntülere sahne olan konserde konuşan Başkan Gültak, "Akdeniz'e huzuru, kardeşliği ve barışı getirdiklerini kaydederek desteklerinizle bunların hepsinin teminatı olacağımın sözünü veriyorum," dedi. Yanan ev temizlendi, zarar gören eşyalar taşındı. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük Mahallesi 6239 sokak üzerinde bulunan ve çıkan yangın sonucu beyaz eşyaları, mobilyaları ve diğer malzemeleri yanarak büyük zarar gören mahalle sakini vatandaşa ait evin teras katında önce temizlik, ardından tazikli suyla yıkama çalışması yaptı. Akdeniz'de bu hafta.